Evet, ilk YouTube canlı yayın deneme yayınlarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz arkadaşların gelmesini bekleyeceğiz. Sonrasında ilk deneme yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yayında olanlar yorum yazabilirim arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Evet. Eyüp Bey hoş geldiniz. Selamlar. Eyüp Bey, ilk siz geldiniz. Sizin hissenizle başlayalım. Hangisiyle başlayalım? Geçen hafta duyurusunu yapmıştım. Sözde verdiğim gibi canlı yayınlara başladık. Altyapısını kurmak biraz zaman aldı. Arsan, tamam. Arsan'a bakacağız. Tradeweave açtık mı? Üyelik yaptık mı? Benim amacım birlikte paralel gitmek, çizimleri birlikte yapmak. Ben burada bir yandan anlatırken sizin de bir yandan ekranınızın açık olmasını istiyorum ki birlikte paralel gidebilelim. İlk yayın olduğu için biraz sıkıntılarımız olabilir. Benim de bir alışma sürecim olacak. YouTube çok yakından takip ettiğim bir mecra değil. Biraz daha bekleyelim arkadaşların gelmesini bekleyelim. Evet, Ömer Bey şimdi gruptan da yaptığı duyurusunu. Birazdan arkadaşlar çoğalır ve başlarız. Teknik, temel, borsa ve genel gündemle ilgili hazırladığımız yayınımız ve bundan sonraki yayınlarımız İlk olarak sıfırdan başlayan arkadaşlarımı hedef alıyor. Daha sonrasında yani temel düzeyde başlıyoruz. Daha sonrasında orta düzeye doğru ilerleyeceğiz. Nasip olursa ileri düzeyde doğru ilerlememiz gerçekleşecek. Tradingview açtıysak, üyelikle kurduysak ilk aşamayı yaptık sayılır. Gürsel Bey hoş geldiniz. MRG'ye bakalım. Martı gayrimenkul. Sevdalısı da çok, belalısı da böyle değişik bir hisse. Şimdi Parsan'ı bir açalım. Gördüğünüz gibi düz bir Tradingview ekranı. İsterseniz şimdi yoruma belirtin. İsterseniz sıfırdan Tradingview açmayı göstereyim. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Yoruma belirtirseniz Tradingview kullanan kullanmayan bilen bilmeyen ben direkt Tradingview sıfırdan kullanmaya da başlayabilirim.
Evet. Tamam. Parsan grafiğindeyiz. Şimdi arkadaşlar TradingView'de trend çizgimizi şuradaki sekmeden açıyoruz. Burada mesela trend çizgisi çekme var. Işın kullanımı yapabilirsiniz. Mesela trend çizgisi çekme dediğimiz zaman, şunu tıkladığımız zaman bu bizim trend çizgilerimizi çizmemize vesile olan bir araç. Bunu kullanacağız daha çok. Şunu da kullanan arkadaşlarım var. Bu da kullanışlı. Işın. Bunu da örnek veriyorum. Şuradan tutup uzattığınız zaman o kendisi ilerliyor. Direkt trend noktalarını görmenize vesile oluyor. Şimdi çizimleri kaldıralım. Şimdi ben genelde şuraya tıkladığımız zaman çubuk grafikler, mum grafikler, içi boş mumlar, Aishinaki, çizgi alan gibi birçok grafiği gösterme yöntemi var. Barları gösterme yöntemi var. Genelde çubuk grafiği ve Aishinaki grafiğini kullanacağız. Benim en çok kullandıklarım bunlar. Şimdi Farsan'da çubuk grafiğimizi açtığımız zaman ilk başta arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir grafiği açıyoruz. Herhangi bir MT, herhangi bir hisse fark etmez. İlk önce yapmamız gereken, ilk başta yapmamız gereken şey şuradan, bakın burası saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık ve aylık grafiklerimizi görebileceğimiz yer. İlk başta bir aylık açalım. Aylık neden açıyoruz? Aylık açmamızın birinci sebebi biz hissemizi en başından bugüne kadar bu arkadaş ne hareket çizmiş, neler yapmış, zirvede mi, tarihi zirvesinde mi, tarihi diplerinde mi görmemize vesile olacak yer burası. Aylık grafiğimize bakıyoruz. Şöyle güzel bir ilerleyiş kaydetmiş. Şurada yüksek hacimlerle birlikte yükseliş ve düşüş gerçekleştirmiş. Sonra tekrar yatay banda doğru ilerlemiş. Aylık grafik böyle. Bunu gördük. Bu bizim bir genel fikir sahibi olmamıza vesile. Şimdi buradan tekrar günlük grafiğe geliyoruz. Bakıyoruz günlük grafik bize daha yakın çekim gösterecek. Eğer gün içerisindeysek yorumlara da ara sıra bakalım. Evet, Gürsel Bey. Sıkı takip edin. Her yaptığım hareket sizin için bir TradingView kullanımı için araç olacak. Şimdi gün içindeysek gerekirse günlük trade yapıyorsanız daha doğrusu saatlik hatta 15 dakikalık grafiklerle bu işi yürütmenizi tavsiye ederim. Ama alıyorsunuz bir hisseyi mesela. Örnek veriyorum bir hafta, bir ay tutmayı planlıyorsunuz. Bunun için günlük grafik kullanmanız daha sağlıklı. Şimdi günlük grafiğimize gelelim tekrar. Genel hatlarını görmek için. Şimdi bakıyoruz. Bizim şimdi bu derslerdeki ilk amacımız, ilk göstereceğimiz nokta trend analizi. Trend esastır diyoruz arkadaşlar. Neden trend esastır? Çünkü bir hissenin tekniği de temeli de trende bağlıdır. Teknik yeri gelir, temel yeri gelir, trend yeri gelir, tekniği çizer. Şimdi biz bakıyoruz mesela şöyle yükselen bir trendimiz var değil mi? Genel hatlarıyla. Trend nasıl belirlenir? En az 2 veya 3 noktaya temas eden bir MTA. Şimdi bakıyoruz şurada. Şunu da şöyle getirdik. Bakın şurası yüksek oranda temas eden bir yer. Şurası yine hakeza öyle. Şurada bir trend kırılımı olmuş. Şöyle sıfırlayalım. Şurada bir trend kırılımı olmuş. Bu da tekrar toparlayıp tekrar trend üstüne atmış. Bu bize neyi gösteriyor? Trendine sadık kaldığına dair bir gösterge Parsan hissesinde. Parsan'a bir arkadaşımız sordu.
Ona istinaden ilk bu hissi açtık. Şimdi bakıyoruz. Güzel, trendi güzel. Şu noktalar bizim trendimizin değdiği ana noktalar. Buralarda hisse sağlam durmuş mu? Evet, sağlam durmuş. Bir tek şurada bir istisnai bir durum yaşanmış. Buna da biz ayı tuzağı diyoruz. Fake bir hareket. Tekrar hisse trend desteği üzerine atmayı başarmış. Şimdi burada bir yatırımcı nasıl davranmalı? Yatırımcı için şurayı biraz daha yakınlaştırıyorum. Fiyat bilgisi koyacağız oraya. Fiyat bilgisini nereden koyuyoruz? TradingView'de. Şurada fiyat etiketi var. Tıklıyorum. Şurayı işaretledik. Kaçtır? 19.30'lar. Hissemiz 19.30 altında 2-3 günlük kapanış yapmadığı sürece bizim trendimiz esastır, kırılmamıştır. Bu Parsan hissesi bu seviye üstünde gitmeye devam eder diyoruz. Ben şimdi TradingView'de biliyorsunuz iki kullanımı var. Ücretli ve ücretsiz. Şimdi ben ücretsiz kısmı açıyorum. Birçok yeni gelen yatırımcı arkadaşım ücretli hesabı kullanmasına gerek yok. Önce bir ücretsizde öğrenmesinde fayda var. Ücretsizde bu işi öğrenmesinde fayda var. Ücretsizin avantajı ve dezavantajları ne? Mesela ben sizin için 3 tane indikatör açtım buraya. İndikatörleri göstergeler kısmından buradan ekleyebiliyoruz. 3 tane gösterge göstermenize izin veriyor TradingView ücretsiz de. 3 tane gösterge açabiliyorsunuz. Ve 15 dakika gecikmeli takip edebiliyorsunuz gün içerisinde. Ücretli değilse yaklaşık aylık bir 300-400 lira bir üyelik ücreti var. Orada istediğiniz kadar indikatör ekleyebiliyorsunuz ve anlık takip yapabiliyorsunuz. Gerekli mi? Yeni yatırımcı arkadaşlar için bence gerekli değil. Bunu bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi Parsan hissesinde bu trendimizi çizdik. Diyoruz ki biz daha yakın temaslı trend çizgisine daha yakın deyip daha yakın temas eden trend çizgilerini de görmek istiyoruz. Trend noktalarını da görmek istiyoruz diyoruz ve 4 saatlik grafiği açıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Gerçekten de trendimiz sağlam. Şuradan bir çizgi çizeceğim. Şöyle bir düşen trend oluşturmuş kısa vadede. Bakıyoruz. Şuradan da çekilebilir. Buradan da çekilebilir. O yoruma bağlı. Şöyle yaparsak düşeni kırmış diyebiliriz. Düşeni kırmış diyebiliriz. Ama yine de her türlü 19.30'u takip edeceğiz bu hissede. Bir indikatör kullanalım. Mesela Bollinger bantları. Benim en çok kullandığım indikatördür. Bakın tesadüf mü? Şimdi şu Bollinger orta bandı tam bizim çizdiğimiz trend çizgisine denk gelmiş. Yani Bollinger orta bandı da bu hisseye bir nevi direnç olmuş. Şimdi burada direnç 19.33 kesin ve kesinleşti. Bizim buradaki hedefimiz nedir? Bizim buradaki hedefimiz Bollinger orta bandın üstüne doğru yani Bollinger üst bandı. Bunun hedefi kaçtır? 20.48, 20.50'ler. Bu bizim birinci ana göstergemiz. Hissenin tutunaması ile ilgili. Bunu kapatalım. Ishimoku diye bir indikatörümüz var. Bunu kullanalım mesela. Şimdi bunların hepsinin size anlatılışını göstereceğim. Ben sadece bugünlük bir deneme yayını yapmak istedim. Hem sesimi hem yayın akışını kontrol etmek amacıyla bir yandan da bir tane hisse bakmış olalım istedim. Ishimoku da yine çok kullanışlı trend göstergelerinden biridir. Bakın bu da yine 20'ler civarına. Bizim şurası Ishimoku destek çizgimiz, direnç çizgimiz. 20-24'ler üstü, 24 üstü, 20-24 üstü.
hissenin kendisini rahatlatacağını, kurtaracağını gösteren bir yer. Burası da bizim bir direnç bölgemiz. Burayı da takip edeceğiz. Yani 19.30 ve 20-24 üzeri yaklaşık 1 TL'lik bir marjımız var. Bu marjı kısa vade değerlendirebilirsiniz. 20-24 üstüne atıp atmadığında takip edebilirsiniz Arslan hissesinde. Bir de kullanacağınız, size tavsiye edebileceğim ikinci bir indikatör, üçüncü bir indikatör EMA. EMA üstel hareketli ortalamak demek. Üstel hareketli ortalama. Bu da çok kullandığımız, ama bunu günlükte açalım. Çünkü günlükte çok kullanılır. Bunun da 20-22 günlük üstel hareketli ortalama üstünde olması hissenin pozitif ilerleyebileceğinin bir göstergesidir. Bakıyoruz. Şimdi Parsons hissesi 22 günlük üstel hareketli ortalamasının üstünde kapanışı yapmış. Bu bir pozitif göstergedir. Değerlendirebilirsiniz. Çok da iyi bir destek olarak da çalışmış. Bakın. Mesela şurada güzel bir EMA desteği olmuş. Şurada yine öyle bir EMA desteği olmuş. Şurası yine EMA desteğine yakın sanmış oldukça. Bunlar da kullanışlı indikatörlerimiz. Ben size ilk önce böyle bir güçlü indikatör aşılamayı düşünüyorum. İnşallah kullanan olacak. İnşallah faydalanan olacak diye de düşünüyorum. Martı GYO'ya bakalım bir de. Kısaca yorumlayalım. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi önce benim daha önceden çizdiğim çizimleri bir kaldıralım. Şu indikatörü de bir kaldıralım. Şimdi arkadaşlar, Martı Gayrimenkul'de geçen gün Facebook adresinde de bahsettiğim üzere yatırımcı bazında bir takım tedbirler alındı hisseye. Bakın, hisse bazında demiyorum, yatırımcı bazında. Yatırımcı bazında hisseye tedbir konması ne demektir? Bir nevi tahta yapıcıların tahtadaki manipülatif hareketlerini önlemeye yönelik bir işlemdir. Bu hissede de bu tarz bir tedbir alındı ve hisse yaklaşık bir haftadır bu tedbirin alındığı günden beri düşüş trendinde. Günlük bardayız, günlük grafiklerdeyiz. Sayalım hep beraber bakın. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, 4, 5, 6, 7. 7 iş günü boyunca Martı gayrimenkul düşüş trendinde. Bunun sebebi yatırımcı bazındaki tedbir. Bu birinci sebep. Ama bakıyoruz şimdi, ilk başta ne dedik? Bir grafiği açmadan önce aylık grafiğine bir bakacağız. Hisse nerelerde? Tarihi zirvelerinde mi? Tarihi diplerinde mi? Şimdi aylık grafiğimizi açtık. Bu arada ben düzeltilmiş fiyatları kullanırım arkadaşlar. Ne demek o? İşte örnek veriyorum, hisse bedelli bedelsiz sermaye artırımında bulunmuştur. Hisse kıymetli vermiştir. Bu tarz durumlarda TradingView ekranı iki şekilde kullanılır. Bir, düzeltilmiş fiyatlar. Yani hisse teorik fiyatına göre tekrar hesaplanıp grafiğe dökülmüştür. İkincisi de düzeltilmemiş fiyatlar, ki o da örnek veriyorum, şuradan bir bedelli sermaye artırım yaptı. Şuradan bir düşüş olur ve burada bir boşluk gözükür. Bu da düzeltilmediği anlamına gelir. Fiyatların düzeltilmemiş, teoriye indirgenmemiş olduğunu gösterir. Biz genelde düzeltilmiş fiyatları kullanıyoruz ki bizi grafiksel anlamda yanıltmasın. Şimdi Martı gayrimenkule bakıyoruz. Tarihi zirvelerinde dolaşıyor. Tarihi olarak 90'ları görmüş. Aylık grafikteyiz. Bu genel hatlarıyla bunu gördükten sonra günlük grafiğe dönüyoruz. Şimdi tarihi zirvelerinden ikinci sebep düşüş için gerekçedir arkadaşlar. Nasıl bir gerekçedir? Artık burada yatırımcı büyük veya küçük realize olmaya derdine düşmüştür. Yavaş yavaş realize olur. Yeri gelir hızlı realize olur, şelale olur. Ha, bunda bir şelale görüntüsü yok. Yani şelale dediğimiz şöyle tak 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 diye boşluklu olarak aşağı düşmesidir. Hiçbir düşüş, hiçbir yükseliş emaresi de göstermez.
Şelale görünümü yok fakat sert bir düşüş de olmuş. Dediğim gibi iki sebep sıraladık. Birincisi yatırımcı bazında tedbir. İkincisi de hissenin tarihi zirvelerde olması. Şimdi bunda ne yapabiliriz? Bunda yatırımcı ne yapacak? Terste kalan yatırımcı özellikle. Önce bir indikatörlerimize bakalım mesela. Günlük grafikteyiz madem. Bollinger bandını bir açalım. Bakın. Bollinger bandı için orta bantta hisse duraksamış arkadaşlar. Destek almış ve orta banttan bir yükselişle günü kapatmış. Yine eksi de kapatmış ama en azından orta banda oldukça yakın sayıp yükselerek kapanmayı başarmış. Şimdi bu küçük yatırımcı için bir sinyal mi? Riskli bir sinyal. Denenebilir. Nasıl denenebilir? Buradan bir alım yaparsınız. Örnek veriyorum. Bunun fiyatı nedir? 2.07. Hisse kaç kapatmış? 2.22. Örnek veriyorum. Önümüzdeki hafta buralardan bir alım yaparsınız. Alım denersiniz. Nedir bu alım yaptığınız yer? Bollinger orta bandı. Yapılır mı? Yapılır. Denenir. Yani 2.20'lerden, 2.25'lerden, 2.15'lerden bir alım deneyebilirsiniz. Artık izin verirse 2'ye kadar toplanabilir. 2 TL'ye kadar. Parça parça. Kademeli alım. Her zaman önerdiğim şey kademeli alım. Bunu kalkıp da toplu alırsanız arkadaşlar sıkıntı olur. Yani bildiğiniz hisseyi kakalarlar. Dikkat edeceksiniz. Yavaş yavaş alım yapacaksınız. Gerekirse maliyeti yükselterek alım yapacaksınız. Hiç korkmayacaksınız. Ama 2.07 ile maksimum 2 TL'yi de kendinize stop belirleyeceksiniz. Nedir bu? Kardeşim bu hisse buralarda dayanmış. Burada bir kendine destek bulmuş. Örnek veriyorum pazartesi şöyle bir hareket yaptı. Alabilirsin, deneyebilirsin. Yükselmeye de devam ederse artık kâra geçtin demektir. Kendine realize olacağın noktayı belirlersin. Diyelim ki ikinci seçenek. Sen kardeşim bu hisseyi yine buradan aldın. 2.15, 2.20'lerde aldın. 2.30'u gördü. Hop aşağı dönmeye başladı geri. Ne olacak? Artık senin için şu Bollinger bandı bunu böyle uzattığımızı varsayacağız. Bollinger bandı senin için burası stop seviyesi olacak. Kendine 2.07 arasının stop bandı olacak. Stop aralığı olarak belirleyeceksin. Bunda böyle bir strateji izleyebilirsiniz. Deneme amaçlı ufak alımlarla, kademeli alımlarla hisseye giriş yapabilirsiniz. Ondan sonra yine 4 saatlik bakalım mesela örnek ne durumda. Her saat aralığında arkadaşlar Bollinger bandının aralıkları değişir. Bunun özelliklerine Ömer Bey yorumlara atsın Bollinger bandı çalışmamı. Oradan bir inceleyin. Bollinger bandı benim çok sevdiğim bir indikatördür. Yılların indikatördür yani yaklaşık 30 yıllık bir indikatördür. Çok da sağlam ama iyi kullanmasını bilirsiniz. Alıştırırsanız kendinize çok da güzel paralar kazanırsınız diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacaktık? Önce çizim şeyinden bir kurtulalım çünkü bu sıkıntı. Saat diye bakacaktık. 4 saatlikte bakın 4 saatlikte de bu sefer Bollinger alt bandını kendine destek edinmiş. Evet, bunu da yine 2.42'ye kadar tepkisel yükseliş olabileceğini düşünüyorum. 2.42'ye kadar. 2.42'de şunu taşıyalım. Bakın bu 2.20 koyduğumuz fiyat etiketi günlük banttaki orta banda Bollinger orta bandına denk geliyordu. Şimdi 4 saatlikte Bollinger orta bandımız 2.42'ye denk geliyor. 2.42'ye kadar arkadaşlar tepkisel yükseliş ve üstüne de atarsa
pozisyon korumaya devam edebilirsiniz. Martı gayrimenkulde. Bakalım başka sorusu olan var mı? Martı'yı yorumladık. Parsan'ı yorumladık. BIST 100'e bakalım bu arada. Yüze de bakıp yorumlayıp ondan sonrasında yayını sonlandıralım. Biz deneme yayını yapmak amacıyla bugün böyle bir şey yaptık. Bu YouTube gerçekten çok karışık arkadaşlar. Hiç alışık olmadığım da bir mecra. Şimdi bu da çizimlerimi kaldırmaya üşeniyorum. Çok uğraştım çünkü bunlara. Şimdi biz önceki Face'te de paylaştım, Twitter'da da paylaştım. Dedik ki 117 üstünde korkmayın. O zaman 117'leri dediğim zaman fiyatım buradaydı. 117 üstünde kalırsak korkmayın arkadaşlar demiştim. Şimdi bunu söyledikten yaklaşık bir hafta geçti. Artık yeni korkmayacağınız nokta burası. 117.800'dür. 117.800 üstünde artık arkadaşlar korkmanıza gerek yok. 117.800 üstünde iniş çıkış olur ama 117.800 üstünde kaldığımız sürece trendimiz yükselen trend. Önümüz açık. Evet İsa hocam hoş geldin. İsa Köse hocam Twitter'dan takip ettiğim değerli çizimleriyle her zaman faydalandığım bir hocamdır. Takip etmenizde fayda var. Tamam Eyüp hocam sıkıntı yok. Her zaman buradayız zaten. İş gayrimenkul. Bakalım Bekir Bey iş gayrimenkul. Çizimleri bir kaldırayım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bir uzun vade durumuna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi iş gayrimenkul tarihi zirvelerinde. Bu hisse öyle bir zamanında kazık atmıştır bana. Nasıl kazık atmıştır? Bu önceden güzel bir temettü hissesiydi. Güzel de temettü verirdi yaklaşık 3 sene öncesine kadar. Bir ara ben temettü emekliliği muhabbetlerine girmiştim o zamanlar. Temettü hissesi biriktireyim derdine düşmüştüm. İş gayrimenkulde o zamanlar almıştım. Tam da meğer sektörün artık düşmeye başladığı zamanlar. Ve hakikaten de iş gayrimenkul ve genelinde gayrimenkul sektörü o çöküşte tabii iş GY'ye de temettü vermeyi bıraktı. Hisse 80 kuruşlara kadar düştü vesaire. Zararına sattık o zamanlar. Sonrasında yine topladık yaklaşık bundan 7-8 ay öncesinden toplamaya başladık iş gayrimenkulü. İlk faizlerin indirilmeye başladığı dönemlerde dedim ki bu faizlerin devamı gelecek arkadaş. Bu faizler inmeye devam edecek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz enflasyon faizin sebebidir. Faiz enflasyonun sebebidir tartışması var. Recep Tayyip Erdoğan da inat etti faizleri düşürme adına. Merkez Bankası başkanını dahi değiştirdi. Faizler düşmeye başladı. Tabii konjektürel düşüşle birlikte. Sonrasında gayrimenkul sektörü ve gayrimenkul hisseleri değerlenmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz iş gayrimenkulü tarihi zirvelerinde mi? Evet, tarihi zirvelerinde. Bunu gördük. Aylık grafikteyiz. Bunu gördük. Şimdi günlük grafiğimize geliyoruz. Şimdi neden gösteriyorum? Tarihi zirvelerindeyse yani biraz çekinmeniz gerekir diye söylüyorum. Daha dikkatli olmakta fayda var. Yani özellikle günlük trade edenler için sıkıntı olmayabilir ama uzun vade düşünenler için artık bu noktalarda biraz alım için fırsat kullanacak yerlerdir. Yani lap diye hisse girilecek yerler değildir. Tarihi zirvelerinde arkadaş yani
biraz daha dikkat etmekte fayda var. Trendimizi çizelim. Okuyoruz. Şimdi şuradan bir tutalım. Şöyle bir trend oluşumumuz var. Şimdi biraz karınlaştıralım. Şimdi böyle bir trendimiz var. Güzel. Güzel noktalardan dönüşler yapmış. Güzel noktalara temas etmiş. Trend sağlam. Tamam. Burası güzel bir nokta. Özelinde şu bölge güzel bir nokta. Tam net değmese bile en azından yakınsamış. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Teknik analizde noktasal olarak bazı şeyleri yakalamanız mümkündür ama her zaman olacak diye de bir şart yoktur. Noktasal. Örnek veriyorum 3 kademe, 5 kademe. Bunlar artık o işin nazar boncuğu diyeceğiz. Bayağı yapacak bir şey yok. Bakıyoruz. Şurası yine güzel bir temas noktası. Yine şurası da öyle ki o gün Borsa İstanbul'un %2, %3 değer kaybettiği gün tam da destek noktasından dönüş yapmış. Şimdi biz bu hissede ne kovalayabiliriz? Bu hissede şu noktayı kovalayabiliriz arkadaşlar. Örnek veriyorum. 3-5 tane hisse takip edeceğiz. Örnek veriyorum. Bunu da takibimize alacağız. 2.04'e telefondan veya TradingView kullanacaksanız artık TradingView'den kendinize alarm kuracaksınız. 2.04, 2 TL, 2.04. Bu noktalara alarm kuracaksınız. Buralara geldi mi alım deneyeceksiniz. Bakın komple alın, alın demiyorum. Alım deneyeceksiniz. Ne demek alım denemek? Şimdi hisse 2'lere kadar gelir. Buradan örnek veriyorum. Gelecek diye de bir şey yok. Gelir diyorum. Buraya geldi diyelim. Trend noktasında mıyız? Evet, trend noktasındayız. Alım için uygun mu? Denenir mi? Evet, kesinlikle denerim. Ben dener miyim? Denerim. Şimdi buradan aldık. Peki hisse düşmeye devam etti. Ne yapacağız? Neydeyiz? Günlük grafikteyiz. Eğer çok sert bir haber, çok kötü bir haber akışı gelmediyse burada 1 veya 2 günlük kapanış gözlemleyebilirsiniz. Neden? Fake hareket var mıdır yok mudur? Örnek veriyorum hisseler şunu da yapabiliyor genelde. Şuradan trend çizgisini kırıp tekrar yükselişe geçebiliyor. Bu bir ayı tuzağı durumu oluşabiliyor ve küçük yatırımcının döküldüğü nokta olabiliyor. Küçük yatırımcıyı da geçtim. Böyle bir olay var. Bunu bile yapabiliyorlar. Çoğu teknikçi burada dökülüyordur. Şu noktada dökülüyordur. Trend aşağı kırıldı diye çoğu teknikçi burada dökülüyor. Mal çıkıyor veya aldığı malı zararını satıyor veya kâr realize geçiyor. Ondan sonrasında hisse şöyle bir hareket yapıp tekrar yükselmesine devam edebiliyor. Buna dikkat edeceğiz. Mesela ben kendi şahsım adına söyleyeyim. 2.04'e alarmı kuruyorum. Gelirse alacağım. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey daha çizebiliriz. Bunda. Şimdi birinci noktaya temas, ikinci noktaya temas bizim için bir trend göstergesi mi? Evet, sağlam bir trend mi? Değil ama 2-3 tane bizim için şu an şimdilik yeterli. Ne yapıyoruz? Buna benzer bir fiyat oluşumunu da şuraya yakınlara koyuyoruz. Bakalım yakınlarda kıracak mı burayı? Çünkü üst trendini kırma derdinde. Görüyorsunuz şuraya bir kere denemiş zaten tarihi zirveler. Şuraya bir kere daha denemiş. Alta doğru iniş gerçekleşmiş. Tekrar şu üst tarafı dener mi denemez mi? Şöyle bir hareket. Ona da 2.20'lere arkadaşlar. Bir alarm kuruyoruz. İkinci bir trade şekli. Şimdi yükselen
bir hissemiz var trendi yükselen. Ana trendimiz yükselen. Bakın. Böceklerle uğraşıyoruz balkonda. Ne olur bakayım. Neyse. Şimdi şu bizim ana trendimiz mi arkadaşlar? Kısa vadeli ana trend. Bu arada onu da anlatayım. Trendler ikiye ayrılıyor. Trendlerimiz ikiye ayrılıyor. Ana trend, majör trend yani. Bir de minör trend, küçük trend. Ara trend dediğimiz. Şimdi şu bizim ana trendimiz arkadaşlar. Kısa vadeli ana trendimiz. Bunun içinde inişler, çıkışlar olabilir. Onlara da ara trend diyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kabataslak çiziyorum şimdi. Noktasal çizmiyorum. Gördüğünüz gibi bu bizim kısa vadeli ana trendimiz. Bunda şu bir şöyle 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 bunlar da bizim ara trendlerimiz. Minör dediğimiz trendler. Ama şu gördüğünüz ana trendimiz. Majör trend. Majör trendin kırılımı sıkıntı yaratabilir. O yüzden şuradaki fake durumun oluşup oluşmadığını test etmek gerek diye, beklemek gerek diye o yüzden söylüyorum. Major trend kırılımı kolay kolay olmaz. Kırılırsa da bir günlük veya işte sizin vade yapınıza göre bir veya iki günlük saatlik bakıyorsanız bir veya 4 saatlik beklemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Altında kırılım devam ediyorsa aşağı doğru yayılım devam ediyorsa stop koyabilirsiniz. Ama genelde bu noktalar sağlam çalışır. O yüzden 2.04'de ben kendi şahsi adıma alarm kuruyorum dedim. Ana trendimizde bir bozulma yok. Dediğim gibi şuradan bir majör trend aşağı gelebilir. İşte o noktaya ve 2.20'ye. Şimdi bakın bu da bizim minör trendimizdi. Minör trendin de yukarı kırılımı mesela 2.20'yi yukarı kırdık. O zaman bu sefer neyi hedefleyeceğiz? Majör trendde üst bandı hedefleyeceğiz. Yani nereyi? Şunun devamını arkadaşlar. Bunun devamı nedir? Budur. Örnek veriyorum. Buraları hedefleyeceğiz. Bunda da böyle bir trend yöntemi kendinize belirleyebilirsiniz. Şuradan veya şuradan. 2.04'ten alırsak ne ala çok daha güzel olur. Ama 2.20'den de alırsak bir kaybımız olur mu? Olmaz. Bunda böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Başka isteğiniz var mı? Aksa ve Korsa. Özkan Bey. Bakalım. Teşekkür ederiz Bekir Bey. Sağ olasın İsa Hocam. Aksa bakalım. Aksa sevdiğim hisselerden biridir. Biraz patron sıkıntısı var. Nasıl bir patron sıkıntısı var bu hissede? Magazinsel. Sıkıntı var. Kardeşler arasında biraz sıkıntı var. Şirket içi rekabet anlamında. Kurumsallık babında bir sıkıntı yok. Ama her şekilde aile içi kavgalarda olduğu gibi şirketi de olumsuz yönde, şirket yönetimini olumsuz yönde etkileyen unsurlar var. İleride düzelir mi? Düzelir. Belli de olmaz. Şimdi neye bakacağız? Aksa'dayız. Önce bir çizimlerimizi kaldıralım. Sıfırladık. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk baş aylığa bakıyorduk. Baktık. Aylıkta hisse tarih zirvelerinde mi? Evet, tarih zirvelerinde.
Fakat hissenin bedelli, bedelsiz temettü durumlarını biliyorsunuz. Aksa iyi bir temettü hissesidir. Düzeltilmiş fiyatlara göre tarihi zirveler. Yoksa bu 17-18 liraları görmüş bir hisse. Düzeltilmiş fiyatlara göre 7 lira, 8 lira tarihi zirvelerindeyiz şu an. Şöyle bir çanak yapmış. Bu çanağı tamamlamış. Şöyle bir çanak yapmış arkadaşlar. Çanağı tamamlamış. Aylıkta. Şimdi tarihi zirveleri gördük. Uzun vade durumuna bakıyoruz. Bakın. Günlük grafik. Şu da şöyle de bir fincana kulp yapmış arkadaşlar. Kulpunu da yapmış. Bunda neyi takip edeceğiz? Bunda şunu takip edeceğiz. Yatay direnci takip edeceğiz arkadaşlar. Yatay direnç neresi? Şuralar. Bakın orayı bir kez denemiş. 7.71. Burayı bir kez denemiş. Üstüne atmış, tutunamamış, geri düşmüş. Hem de sert düşmüş. Tabii şansına geçen haftaki sert düşüşle denk gelmiş. Şimdi tekrar burayı test edecek. Arkadaşlar şu an kaçta hisse? 55'te. 7.70'i tekrar test edecek bu hisse. Önümüzdeki hafta. Geçer mi, geçemez mi? Bunu takip edeceğiz. Geçemezse tekrar bir satışa geçeceğiz. Örnek veriyorum yani satışa geçeceğiz derken ben olsam öyle yaparım yani sizi bilemem. Tekrar bir satışa geçeceğiz. Eğer burayı direkt geçemezse, sert ve hacimli bir şekilde geçemezse buradan bir dirençle karşılaşacak demektir yüksek ihtimalle. Şunu şöyle 71'de demeyeyim orayı bir dakika kaç diyelim orayı. Kaç diyelim oraya. Şöyle bir kere değmiş. Şöyle diyoruz bakıyoruz. 7.70 ya 7.70 üstü diyelim arkadaşlar. 7.70 üstünde bakıyorsunuz hissede düşüş emareleri var. AKD kullanan takas takip eden arkadaşlarım da varsa daha iyi görecektir hissedeki düşüş emarelerini. Satıcılı bir durum oluşuyorsa 70 üst, 70'ten sonra 70 üstünden sonra kendinize stop belirleyebilirsiniz. Ama diyelim ki bunun aynısını mesela Dagi'de yaşadık. Hudi'de yaşadık. Metro'da yaşadık. Aynı buna benzer bir yatay direncimiz vardı. Kırdı, kıramadı, kırdı, kıramadı, gitti, geldi, üstüne attık, duramadı, aşağı geldi. Ve ondan sonra güzel bir patlama yaşadı. Hem Dagi, hem Metro, hem Hudi güzel bir patlama yaşadı. Yani bu yatay direncimiz önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna da 7.70'e alarm kurabilirsiniz. Satış için. Kısa vadeli satış için. Uzun vadeliyseniz zaten 7.70 üstünde mal artırabilirsiniz kalıcı olduğu sürece. Şöyle yapalım. Bakalım bunda da bir güzel bir trend durumu oluşmuş. Şu bahsettiğim ayı tuzağına birçok hissede karşılaşacağız arkadaşlar. Birçok hissede ayı tuzağını göreceğiz. Bunda da diyelim ki önümüzdeki hafta şöyle bir durum oluştu. 7.35'de destek noktası olarak kullanacak. Bakalım. Bollinger Band'ımız ne diyor? Evet. Bu arkadaşlar görüyorsunuz. Bollinger Band birçok hissede çizdiğim trend noktasına denk geliyor. Burası orta band. Bollinger orta bandı. Çok sağlam güçlü bir destektir. Yeri gelir çok güçlü direnç olur. Yeri gelir çok güçlü destek olur. Bunu sık sık kullanacağız. Bu arada ben iyi konuşuyormuşum ya. Vallahi aralıksız konuşuyorum yani dakikadır. Kaç dakika oldu Ömer hocam? Ömer hocam yayında mısın? Bak yalnız bırakma beni yayınlarda gel. Arkadaşlar beni web anlamında teknik bilgisi her zaman Ömer hocadan faydalanıyoruz.
Evet. Bir yandan uyarı geliyor bana. Yayını çok uzun sıkılırlar diye. Bir son kez kursa bakıp yayını kapatalım hakikaten. Kursa. Kursa benim en sevdiğim hisselerden biri arkadaşlar. Neden? İlk göz ağrılarımdan biri. 3 liralardan yakaladığın hisseyi 7 liradan satıyorsun. 7 liradan 5'e düşüyor. Tekrar alıyorsun. 5 liradan 12 liraya gidiyor. Tekrar satıyorsun. 12 liradan 8'e düşüyor. Tekrar alıyorsun. 8'den 14'e 15'e gidiyor. Tekrar satıyorsun. Böyle çok güzel bir trade yaptığım hisselerden biridir. Ve zevkle alıp sattığım hisselerden biridir. Gerek orta vade, gerek kısa vade. Şirketin CEO'su zaten hayran olduğum insanlardan biri Ali Bey. Şirketi çok güzel yönetiyor sağ olsun. Gerek Amerika'daki yurt dışı alımlarıyla, gerek yurt içindeki şirket yönetimiyle Sabancı Holding'in gözde şirketlerinden biri yaptı Kortsa'yı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tren çizdik. Ha, önce ne yapıyorduk? Önce bu şirketin uzun vade durumuna bir bakıyorduk. Yine tarih zirvelerinde olan bir hissemiz. Şuradan tarih zirvelerinde demeyelim. Tarih zirveleri 15-16'dır. Zirvelerine demeyelim, yanıltmayalım. Neye geçiyoruz? Şimdi arkadaşlar şu trend durumu görüyorsunuz. En az 2-3 noktaya değdi mi bizim için önemli bir trend göstergesi dedik. Geldik buraya. Şunu işaretleyelim. Şunu bir işaretleyelim. Şurayı bir işaretleyelim. Buralar bizim için önemli noktalarmış. Şimdi Kortsa burada ne yapmış? Kortsa burada arkadaşlar ana trendi kırmış. Kısa vade ana trendi kırmış. Şu bizim kısa vade ana trendimiz. Trendi kırmış aşağı ve bir türlü ana trendin üstüne çıkamamış. Hızlı şekilde diğer hisselere baktığımızda hızlı şekilde ana trendin üstüne çıkmıştı mesela. Bunda öyle bir durum gerçekleşmemiş. Aksine zorluyor. Aksine zorluyor o bölgeyi. Bunda takip edeceğimiz nokta arkadaşlar kesinlikle şu seviye. Kaçtır o? 12.95-13 TL. 4 saatlik bakalım daha yakın bir temasla bakalım şuna. Evet. Arkadaşlar kesinlikle bununla 13 TL bizim önemli bir direnç bölgemiz. 13 TL. 12.90-13 TL arası bir direnç bölgemiz. Bunun üstüne atıp atamamasına önemli bakacağız. Nasıl bakacağız? Diyelim hisse gün içinde geldi 13 lira dayandı. Alıcı satıcı durumuna bakacaksınız gerekirse veya gündeme takip edeceksiniz. BIST'i olumsuz etkileyen bir durum var mı yok mu ona bakacaksınız. 13 TL'den buna duruma göre 13 TL'den satış koyabilirsiniz veya poz artırabilirsiniz. İki yönlü bir seçeneği var. Şimdi şöyle bir çizim yapalım yine buna. 13 TL üstüne geldi. Duruma baktınız, alıcı satıcı durumuna baktınız. Alıcı çoğunlukta devam. Poz artırmaya devam. Diyelim ki alıcı satıcı durumu sıkıntılı oldu. Bu noktadan satış. Demek ki ana direncimizin üstüne atamamış. Satış. Bunda da böyle bir strateji izleyebilirsiniz. Bollinger bandımıza bakalım yine. Bollinger bandımız ne demiş? Bollinger bandımıza bakalım. Evet, Bollinger bandımız bakın günlük oturalım bir dakika günlükte bakın üst band
tam da çizdiğimiz trend noktasına denk geliyor. Yani önemli bir nokta arkadaşlar, 13 TL. 13 TL'ye geldiği zaman, olmazsa yine yorumlarda Facebook'ta veya WhatsApp'ta veya Twitter'da bana ulaşırsanız yine bakarız 13 TL'lerde. Yani yaklaşık şu an 45-35 kademelik bir marj durumu mevcut. Yakalarsak önümüzdeki haftanın açılışına göre. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. İlk denemeydi. Suçluysan ettiysek affola. Kendime de şaşırdım yani bir yandan. Uzunca konuştum. Aralıksız konuştum. Zaten genelde öyle oluyor yani böyle borsa seven, borsayı seven arkadaşlarımla vesaire bir araya geldiğimiz zaman dakikalarca konuşuyoruz. YouTube'da bir nevi buna benzer bir durum oluştu. Sesimiz açıldı. İyi konuştuk. Var mı bir isteğiniz? Canınızın sağlığını diliyorum hepinizden. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Bunu böyle biraz aceleye getirdik ama daha çok eğitim bazlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Size sorularınıza canlı sohbetlere devam edeceğiz. Özellikle şirketlerin genel durumunu, teknik durumunu birlikte yorumlayacağız, birlikte bakacağız, birlikte öğreneceğiz, birlikte kazanacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum.